Merhabalar. Hiç şansımız olmadı. Niye diyeceksiniz? Hep otomatik vites araçlarda size bazı şeyleri tanıtmaya çalıştım. Üzerinde bir takım rakamlar görüyorsunuz. Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ve geri olmak üzere. Şimdi ben size debriyaja basarak ilk önce geçiş kanallarını anlatacağım. Sonra kalkarken ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. İlk etapta şu anda arabamız çalışmıyor. Çalışması da gerekmiyor zaten. Aracımızı boşa alıyorum. Boşa alırken debriyajı sonuna kadar basıyorum. Debriyajla beraber vitesimiz şu anda boşta. Bakın boş hareketini yaptığınız zaman sağa sola ileri geri hareket ediyor. Neydi arabanın kalkış vitesi? 1 numaralı vites. Kanal sol, yani kendi tarafıma çekip ileri doğru itiyorum. Şu anda aracımız birinci viteste. Kalkış vitesindeyiz. Kalktıktan kısa bir süre sonra aracı ikiye alacağız. Gene aynı kanal üzerinde aşağı doğru çektiğiniz zaman araç ikinci vitese geçmiş durumda. Benim tavsiyem size 2500. Eğer benzinli arabayı altınızdaki 2500-3000 devirlerde vites değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Aracını zorlamadan, aracı bağırtmadan vitesleri değiştirebilirsiniz. Yolda gidiyoruz. İkinci viteste artık araba biraz daha ses vermeye başladı. Bu sefer ne yapıyorum? Kanal olarak orta kanalı alıp ileri doğru itiyorum. Şu anda 3. vitesteyim. Araç biraz daha hızlanıyor ve sesi alıyorum artık. Vites değiştir sesini alıyorum. Aynı kanal üzerinden aşağı doğru aracımı 4 numaralı vitese geçiriyorum. Otobanda veya önümüz açık bir yolda gidiyoruz. Araç biraz daha vites istiyor. Biraz daha süratlenmek istiyoruz. 2500-3000 devir arasında bu sefer tam tersi sağ koltuğa doğru vitesi itip 5. vitese arabamı alıyorum. Aracımız 5 ileri, bir de gerimiz var. Geri alırken de yapmam gereken şu: 5. vitesin altındaki kanala, yani koltuğun en sağa doğru itip geri vitese arabamızı geçiriyoruz. Şu anda aracımız geri viteste. Debriyaja basarak boşa aldım. Sizden ricam, bir de ayaklarımı çekerseniz bir de oradan gösterelim. Kalkışta ne yapmamız gerekiyor? Vites geçişlerinde ne yapmamız gerekiyor? Bakın şu anda iki ayağım da boşta. İlk önce sağ ayağımı, sonra sol ayağımı debriyaja getirip sonuna kadar basıyorum. Bastığım an itibariyle burada bir kavrama noktası hissedeceksiniz. Yukarı doğru yavaş yavaş kaldırdığınızda aracın hiç gaza basmadan dahi kalkabildiğini daha önce anlatmıştım. İşte şu anda yine anlatıyorum. Araç kavrama noktasına geldi ve yavaş yavaş kalkıyor. Yapacağınız hareket, debriyaj pedalını yavaş yavaş yukarı bırakmanız. Eğer ani bir hareketle bırakırsanız ilk kalkışta arabanız stop eder. Peki kalktık, yolda gidiyoruz. Ne yapacağız şimdi? Yine aynı mantık. Debriyaja basıp ikinci vitese alıyoruz aracımızı. Yine aynı hareketle yavaş yavaş, yavaş yavaş gaz vererek yolumuza devam ediyoruz. Bu anlattığım yöntemi tüm viteslerde uygulayabilirsiniz. Panik yapmadan ayağınızı yavaş yavaş kendinize doğru çekerseniz aracı titreşim yaptırmadan, stop ettirmeden kaldırabilirsiniz. Bunu biraz sonra yolda da size zaten göstermiş olacağım. Evet, az önce dururken vitesleri göstermiştim. Şimdi aracımız hareket halindeyken resimleri göstereceğim. Kaç bin devirde vites değiştiriyorum? Hangi süratlerde vitesi büyütüyorum veya küçültüyorum? Bunların hepsini biraz sonra göreceksiniz. Evet, ilk başlangıç, tekrarlıyoruz. Sol tarafa çekip vitesi birinci kademeye alıyoruz. Bu kademeyle beraber ayağımız debriyajda ve yavaş yavaş aracımız hareket almaya başladı. Hareket alırken yoldaki kasislere, çukurlara lütfen dikkat edin. Bakın şu anda bir kasis var. Debriyaja bastım. Yavaş ve kontrol olarak geçiyorum. Yavaş yavaş ayağımı kaldırdım. Neredeyse hiç gaz vermeden yapıyorum bunları. Evet. Devam ediyorum. Satıh biraz şu anda bozuk. Düz yola çıkana kadar daha düşük bir materyal vereceğim. Evet, biraz sonra yola çıkıyorum. Önümden bir köpek geçiyor şu anda.
köpeği gördüm. Gene debriyaja basıp frene bastım. Evet, yola çıkıyorum şu anda. Debriyaja basıyorum, frene basıyorum. Sol kontrolümü yaptım. Evet, şu anda yola çıkıyorum. Debriyaja basıp aracı ikiye aldım. Sol sinyalimi verdim çünkü dönüş yapacağım. Vites değiştirmiyorum şu anda. İlk önce debriyaj, sonra yavaş yavaş fren kontrol. Arabayı boşa aldım. Sağdan gelenleri kontrol ediyorum. Arabam şu anda boşta. Bir ayağım frende. Evet, arabayı bir aldım. Yavaş yavaş yol serbest hareket ediyorum. Dönüşümü tamamladım. Debriyaja basıyorum. Aracı ikinci vitesi aldım. Arabam şu anda 2500 kilometre geldi. Debriyaja basıp araba uçağı aldım. Şu anda 2000 devirlerde, 2500 devir arasında. Evet, biraz daha gaz verdim. Kilometre 60. Vitesimi 4'e aldım. Ayağım debriyajda mı? Hayır, değil. Ayağım sadece şu anda gazda. Ama debriyaj kontrolü olmak şartıyla gidiyorum. Her an bir hareket yapabilirim çünkü buna hazırlıklıyım. Arabam biraz daha rahat nefes aldırmak için debriyaja basıp arabama 5. vitese alıyorum. Debriyajdan ayağımı kaldırdım. Sol ayağım yerde, sağ ayağım gazda. 9-15 pozisyonlu direksiyonum kontrol altında ve tüm aynalarımı kontrol ediyorum. Vitesli araba kullanmak işte bu kadar kolay. Eğer tavsiyelerime uyarsanız aracınızı stop ettirmeden, tabii ki heyecanlanmadan rahat ve konforlu bir sürüş sağlayabilirsiniz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.